Ama bugün gördük ki apaçık bir şekilde bir koltuk kavgası yaşanmış. 13 aydır yaptıkları toplantıların tamamında koltuğu tartışmışlar. Bu söylediğimiz şeylerin hepsi bunun sadece birer e, arka planındaki bir manzarayı ifade ediyormuş. Bir kamuflajmış yani o 2500 sayfalık çalışma metinleri ki biliyorsunuz burada da onu çok konuştuk. Pek çok tekrardan ifa, ibaret olan bir metindi. O metindeki ortaya konulan şeyler aslında bu İttifak dediğimiz şeyin e, gerçekte gerçek bir ittifak olmadığını, bir demokrasi birlikteliği olmadığını ortaya koyuyor. O açıdan bugün itibariyle bu masanın adı altılı masa olmadığı gibi artık beşli masa da değil. Millet ittifakı hiç değil. Çünkü İyi Parti varken bir millet ittifakının anlamı vardı. Millet ifadesinin de bir anlamı vardı. Çünkü bir tarafta Türkiye'nin en büyük ana muhalefet partisi, bir tarafta da ikinci büyük ana muhalefet partisi bir blok halinde Türkiye'nin solunu temsil eden, Türkiye'de bir şekilde sağın bir kısmını temsil eden iki partinin yapmış olduğu bir ittifak haliyle milletin önemli bir kısmını temsil ediyor olabilirdi. Bugün bu artık bu tamamen ortadan kalkmış durumda. Bugün şu andaki o masanın adını Kemal Bey koydu. Bu saatten sonra artık o masanın adı Kemal Bey'in sofrası. Kemal Bey sofrasına kimi davet ederse bu saatten sonra Türkiye İşçi Partisi'ni davet edebilir. Barış Ata'yı davet edebilir ki görüşmüşler. Erkan Başı davet edebilir. ...işte Serra Kadıgili davet edebilir. HDP'yi davet edebilir ki edecek. Bu saatten Hı. sonra eğer İyi Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ben feragat Hı. ediyorum. Artık Kemal Kılıçdaroğlu olarak feragat ediyorum. Madem ki milletimiz böyle bir şey istiyor. Ben vazgeçiyorum. O zaman Elbette ki Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu figürlerinin bir daha konuşmamızın imkanı yok bu saatten sonra. Onların olması demek Cumhuriyet Halk Partisi'nde tam bir inkıraz döneminin yaşanacağı anlamına gelir. Başka bir figürü Ekmelettin Bey gibi yani daha ortada bir figürü kabul ediyorum derse bile bu saatten sonra geriye dönüşün artık mümkün olmadığını söylüyorum. Ben...